Herkese merhabalar arkadaşlar. Birinci dönem birinci yazılı, 10. sınıf matematik yazılı hazırlık videosuyla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. <laughs> Evet arkadaşlar her zaman olduğu gibi her zaman olacağı gibi Tonguç Akademi yine yazılı provalarında yazılı kampıyla sizlerle birlikte arkadaşlar. Ve hiç vakit kaybetmeden size yazılı kampının takvimini göstermek istiyorum. Bugün günlerden 22 Ekim Cumartesi ve ilk yazılı provamız yazılı hazırlığımız matematik. Sonrasında fizik, kimya, biyoloji, FKB ile devam ediyoruz. Türk Dili Edebiyatı, Coğrafya Tarih. Sözelleri de hallettikten sonra İngilizce ve dinle de kapatıyoruz arkadaşlar. Bu arada Tonguç Plus'ta da canlı yazılı provaları seni bekliyor arkadaşım. Hem de her branşı özel 3 adet yazılı provası var. Bunu da söyleyelim. Unutmadan geçmeden bunu söylemiş olalım. Arkadaşlar bir de hemen ödevi söyleyelim. Bakın ödevimizi biz peyderpey vermiştik. Her dersin sonunda aşama aşama vermiştik. Ve size bu sefer şunu söylemek istiyorum. Ee, 10. sınıf dinamik soru bankımızda ne vardı? Yazılıya hazırlık kısmı var arkadaşlar. Bakın ünite bitti ve tam 12 soruluk yazılda çıkabilecek kral 12 soru var. Zaten ödevler verdiğimizde de yapmadığınız, boşluk bıraktığınız yer varsa mesela böyle sayfaları kontrol edin. Aa bu soruyu ne yapmamışım? Yazılda sorulabilir diye. Bunları da doldurmayı unutmayın. Ve size bir müjdem var arkadaşlar. Yazılı provaları deyince hemen aklıma ne geliyor? Birinci dönem yazılı notları geliyor. Ve bu küçük kitapçığı her zaman yanında bulundurabilsin. Gece yatarken mesela elini alırsın, rahat bir şekilde kavrarsın, okursun. Veyahut hatta otobüste giderken, metroda giderken, metrobüste giderken, Marmaray'da giderken hemen ne yaparsın? Alırsın bunu da bir elinle tutacağı tutarsın, bir elinle de bunu tutarsın ve çok güzel bir şekilde yazılıları tekrar edersin. 15 dakika, 20 dakika yol demezsin. Tekrar edersin arkadaşım. Bakın mesela burada ne var? Hemen bakıyorsun matematik görüyor musun? Bütün formüller renkli verilmiş. Hatta ve hatta yazılıda çıkabilecek tarzda ne var arkadaşım burada? Örnekler var. Bak kombinasyon problemleri diyor. Hop bunu hoca sorabilir mesela yazıldı Unutmadan bunu da söylemiş olalım. Tamam çok uzattık. Hemen dersimize başlayalım. İlk ünitemiz neydi? Zaten tek ünite var. O da sayma olasılık. Ha bir de bazı okullar fonksiyona geçmiştir ve yazılıda sorulabilir diye iki tane de fonksiyon sorumuz var. O yüzden de notlarımızı iyi dinleyelim arkadaşlar. Saymayla başlayalım. Toplama yoluyla saymayı biliyoruz zaten. 3 soğuk, 4 sıcak içecek arasından bir soğuk veya bakın veya buradaki en büyük anlamımızdı. Veya toplama demekti. Bir sıcak içecek kaç farklı şekilde seçilebilir arkadaşlar? Toplama yoluyla olacağı için 4 artı 3'ten dolayı 7 diyorum. Zaten bakın burada ne var arkadaşım? Sadece bir içecek seçebiliyoruz. Yani soğuk veya bir sıcak. İşte bak Önemli olan burada bir bölümüm var benim. Bir bölmem var ve oraya da 4 artı 3 tam 7 tane koyabiliyorum toplamda. Mesela çarpma yoluyla olunca ne olacak? Saymanın çarpma yoluyla olan nedir? 3 soğuk ve 4 sıcak içecek arasında bakın cümle birebir aynı. Yalnız burada ne fark var? V var. Burada ne vardı? Veya var. V deyince işte bu sefer ne oluyor? Senin iki bölmen oluyor. İki bölme olduğu için sen bir soğuk seçeceksin bir de sıcak Hatta ve hatta buraya 3 buraya 4 diyoruz. O zaman çarpma yoluyla olduğu için 12 farklı şekilde seçilebilir arkadaşım. Zaten kombinasyon gördüğünde de tekrardan burayı zaten ne yapıyorsun sıralama burada sıralama değil de seçme olduğu için 3'ün birisi 4'ün birisi yine aynı 12'yi vermiş oluyor. Ve arkadaşım ne var burada çok önemli bir mevzu o da faktöriyel mevzusu. Faktöriyel neydi birden başlayarak. ...neyin faktörünü anlarsak oraya kadar gidiyoruz. Mesela 5 faktöriyel dersen... ...1, 2, 3, 4, 5 diye yazıyoruz. Burada dikkatinizi biçeceksin. Şey 1, 2, 3, n'e kadar yazdım. Yalnız n'e kadar yazmazsam... Bir, iki, üç, n ...1, 2, 3, n-1'e kadar yazarsan... ...bunun anlamı da ne olur? n-1 faktöriyel olur. Sonunda da bir n'i ayırabilirsin. Yani her zaman arkadaşım... ...her zaman faktöriyellerde unutma... ...faktöriyellerde... ...büyük faktöriyeller... ...küçüğe çevrilebilir. Birazdan söyleyeceğim. Öncelikle şunu unutmuyorsun... Sıfır faktöriyel nedir? Birdir. Peki bir faktöriyel nedir? Bir faktöriyel de birdir. Peki iki faktöriyel nedir? Bir kere iki, ikidir. Üç faktöriyel nedir? Bir kere iki kere üç, altıdır arkadaşım. Peki 4 faktöriyel nedir? Zaten 4 faktöriyelin içinde 3 faktöriyel vardı. Ben yanına bir dört ekledim. Yani altının yanına bir dört eklersen, 24 olur. Geldim buraya. 5 faktöriyle bakarsak, 24'ün yanına 5 eklersek. Hop ne olmuş oldu? 120 olmuş oldu. Daha da uzatmayalım olayı. Bitirmiş olalım. Bakın en faktöriyel yani eninci, eninci sayıya kadar yazdığında sen bunu biraz önce söylediğim gibi birden en eksi bire kadar bütün halde yazarsın ve sonuna da eni eklersin. İster buraya koyarsın ister buraya koyarsın. Hiç fark etmez. Büyük olan küçüğe göre yazılır. Ne diyorsun yani hocam? Mesela 7 faktöriyel 7 çarpı 6 faktöriyel diye yazılır. Bakın birden 6'ya kadar bir de ne oldu? 7 oldu. İşte bu. Çoğumuzun sınavında arkadaşlar ne olur biliyor musunuz? İşte bu kesin çıkar. Çoğumuzun sınavında ne olur? Burası kesin sorulur. Çünkü faktöriyel önemli. Bunu da söylemiştim. Ha hoca belki kolay sormak istemezse diğerlerinden sonra bir o da olabilir. Bunu da söylemiş olalım. Permütasyon ne demek arkadaşım? Sıralama demekti. Zaten ne var? Sayma, permütasyon, kombinasyon, binom ve de olasılık. 5 tane olayımız var. Biz şu an ikinciye geçtik. Permütasyon sıralama P n'in reelisi yani permütasyon n'in reelisi nasıl yazılıyor? N faktöriyel yani bölü n eksi r faktöriyel yazılıyor. O zaman bunu da patlattık bitirdik. Şimdi geldim buraya. Burada önemli olan şey sıralama arkadaşım. N kişi e pardon en kişi en koltuğa kaç farklı şekilde oturur? Zaten mesela 4 kişisin arkadaşım. 1, 2, 3, Dört tane de böyle koltuğum var. O zaman birincisi dört, dört farklı yer oturabilir. İkincisi üç farklı. Üçüncüsü iki farklı. Sonuncusu da zaten bir yer kalmıştır. Oraya oturur. Gördüğün gibi dört kişi dörtlü koltuğa dört faktöriyel şeklinde oturur. Biz de bundan bahsettik. Peki permütasyonda en'in sıfırlısı ne demektir? O da en kişi hiç oturmama durumu nedir? O da birdir. Hiç kimse oturmuyor. Bir durum var zaten. Peki en kişi bir sıraya kaç farklı şekilde oturabilir? Hepsi tek 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 ayrıca oturabilir. O zaman en'in bir liste de en'dir dediğim. Tekrarlı permütasyon dediğim neydi arkadaşım? Bizim n tane elemanımızın her biri R1, R2, RK diye ayrı ayrı tekrar eden özdeş elemanlardan oluşuyor. O zaman ne yapıyoruz? En faktöriyel diyoruz. R1'in mesela R1 diyelim ki maviler. Üç tane mavi var. 3 tane mavinin yer değişimi ihtimali yoktur. Çünkü aynı aynı renkler bunlar. Yer değişemeyecekler için farklı renk olabilme durumunda 3 faktöriyel vardı. İşte o 3 faktöriyeli bölüyorum, ortadan kaldırıyorum. R 2 faktöriyel RK faktöryel de oluyor. Bunun en güzel örnekleri nedir? Sayı yazma ya da şöyle sağa ve yukarı kaymalı sorulardır. Hemen yazalım o zaman. Bakın A A B B C var. Yani 6 faktöriyel. Normalde altısı da birbirinden farklı olsaydı 6 faktöriyeldi. Ama gördüğün gibi 3'ü aynı İkisi aynı. O zaman ne diyorum arkadaşım? 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel A'lardan dolayı 3 faktöriyel B'lerden dolayı 2 faktöriyel. Niye? Çünkü A'lar farklı değil ki aynı. Farklı olsalardı bu 6 faktöriyel içinde 3 faktöriyel bunlardan geliyordu. Ama şimdi artık o ihtimal kalktığı için bölü 3 faktöriyel yapıyorsun. Aynısının tıpkısının benzeri B için geçerli. Şimdi geldim buraya. Bir de böyle şekil soruları vardı. Yol soruları vardı. Sağ sağa sağa yukarı 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 6 faktöriyel etti. Ne olacak da altı faktöriyel arkadaşım? Bunlar aynı olmasaydı, bakın ne olacak? S S S Y Y Y. Üç e, tane aynı, 3 tane aynı var. Altı faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel olacak. Bakın burada da zaten yazmışız, bunu da söylemiş olduk. Ve ne diyorum biliyor musun? Yazılıda sorulur. İşte bu permütasyon yazılıda yüzde yüz sorulacak arkadaşım. Yüzde sorulacak. Tekrarlı permütasyondan bir tane, normal permütasyondan bir tane. Hatta ve hatta sadece sende sayma ve olasılık varsa 3 permütasyon, 3 tane kombinasyon, bir tane, iki tane büyük ihtimal ee, binom olur, iki tane de olasılık olur arkadaşım. Sayma sorarlarsa olasılığı bile düşürebilirler ya da binomu bile düşürebilirler. Haberin olsun. Şimdi geldik ikinci kısma. Daha doğrusu üçüncü kısma. Bir neydi sayma? iki neydi permütasyon? Üçüncüsü de kombinasyon. Kombinasyon ne arkadaşım? Kombine etmek demektir. Kombine etmek. Ne yaparsın? Dolaptan bir şeyler seçersin. Ve burada sıra önemli değildir. Bakın permütasyon sıralamaydı. Ve sıra önemliydi. Kimlerin nereye oturduğu önemliydi. Ama dört kişilik bir yer varsa ben dört tane kişi seçeceksem burası için o bir durumdur. Niye? Dört kişi seçeceğim. Bak oturtmuyorum. 4 kişi seçeceğim. 30 kişiden 4 kişi seçersen mesela ne yaparsın? 30'un 4'lüsü yaparsın. Unutma arkadaşım bu kombinasyonlar işte. Seçme olayı varsa sıralama yoksa biz buna kombinasyon diyoruz. Kombinasyonun permütasyonun ilk farkı şu arkadaşım. Permütasyon P enir reelisiydi. Şimdi de arkadaşım kombinasyonda C yani combination'daki o C var ya C. Combination'daki C enir reelisi. Permutation bir de kombinasyon. Bunları unutmuyoruz. O zaman buraya geldik arkadaşım. Bir de kombinasyonu kendine has nevi şahsında münasır bir tane özelliği var. O da dikey olarak yazılması. Dikey yazarsam ne oluyor arkadaşım? O da permütasyon değil kombinasyon anlamına geliyor. Peki kombinasyonda ne var? Sıra yok dedik ya. İşte en kişi N kişi R tane sıraya oturacaktı ya. işte R tane sıralama durumu ortadan kalkacak. Sıra yok dedik ya sıra yok. N kişiden R tane seçiyorsun. Bak sıralamıyorsun. Biraz önce yanlış söyledim. N kişiyi R tanesini seçiyorsun. İşte o sıralama olmadığı için aslında permütasyonda yaptığımdan sıralamayı bölüyorum. Yani N'in N faktöriyel böyle. N eksi R faktöriyeldi. Ne yapıyorduk? Hemen burada R faktöriyle bölüyoruz. Bu arada bir geri dönüş yapmak istiyorum. Çünkü burada önemli bir şey vardı. Onu unuttum söylemeyi. Permütasyon bakın 5'in ikilisi deyince arkadaşım. Permütasyon 5'in ikilisi deyince. 5'ten başla 2 tane yaz demek. 5 çarpı 4. Permütasyon 7'nin üçlüsü demekle demek arkadaşım. 7'den başla 3 tane yaz. Bak 7, 6, 5 olmuş oldu. Peki kombinasyondaki muhabbet ne? Kombinasyonda da yine aynı. Bakın pardon bu P oldu bu C olacak. Kombinasyon 5'in ikilisinde demek arkadaşım? Bak yine söylüyorum. 5'ten başla 2 tane yaz. Bu permütasyon demek kısa yoluyla. Ama ne var? 2 faktöriyeli böl. Niye? Dedim ya sıralama olmayacağı için böldük. Veyahut da combination 7'nin üçlü değeri ne demiştim biraz önce? 7'nin üçlüsü demiştim. 7'nin üçlüsüne de bakın ne olacak? 7 çarpı 5 çarpı 6. Ama ne olacak? Bu üçünün yer değiştirme özelliğini ortadan kaldırıyorum. İşte hatta ve hatta derste ne demiştik? 3, 2, 1 demiştik. 3, 2, 1 birbirini götürdü 6 ile. O zaman patlattım bunu yaptım. Peki en kişi, en kişiden en tane nasıl seçilir? Herkesi bir anda seçersen olur. Peki en kişiden hiç seçmeme durumun? Bu da nedir? Aynı zamanda 1'dir. Ve en kişiden bir tane seçme ihtimalin her bir kişiyi ayrı ayrı bir seçerim. Bunu da yapmış olurum. Ve unutmaman gereken bir şey. n'in re'lisi n'in re, n'e eksi re eşit. Ne diyorsun hocam? Mesela bugün okulda derste söylemiştik arkadaşlar. Ne demiştik biliyorsunuz musunuz? 8'in üçlüsü diye bir soru var. Ama 8'in üçlüsü var ama bu aynı zamanda ne? 8'in beşlisine eşit. Veyahut da sana 8'in 5'lisini sorarsa sakın 8'in 5'lisini yapma. 8'in 3'lüsünü yapmak daha kolay arkadaşım. Bunu da söylemiş oldum. İşte bu kadar. Bu da çok güzel bir olaydı. Burada bununla ilgili şöyle bir soru geliyor arkadaşlar. Ee, 8'in n'lisi ee, eşittir 8'in 3'lüsüne. E burada ne nedir diyor. Bak biraz önce yukarıda yaptık. 5'tir diyenler var. Hayır sadece 5 değildir. Aynı zamanda da üçtür unutma. Bak bu soruda yazılı da yazılıda çıkar. Bak bu soruyu yazılıda sorarlar. Buradan soru gelir. Arkadaşım bir daha söylüyorum. Buradan soru gelir. Devam edelim. Bir de neydi? Kombinasyon demek alt küme demekti. Bakın alt kümelerde ne olacak o zaman? Hemen söylüyorum. N'in sıfırlısı yani boş küme. N'in birlisi bir elemanlı küme. N'in enlisi en tane elemanın. En tane elemanı yani tamamen kümenin tamamını almak demek. Alt kümelerin toplamı nedir? 2 üzeri n'dir. Zor sınavlarda hoca diyecek ki en az 2 elemanlı diyecek. O zaman en az 2 elemanlı derse enin birlisiyle enin sıfırlısını çıkartırsın. Mesela 5 eleman var en az 2 eleman isterse senden en az 2 eleman derse o zaman ne olacak? 2, 3, 4, 5'e bakacaksın. E, o zaman 5'in sıfırlısı 1. Bir. 5'in birlisi 5, 6'yı çıkaracaksın. Kimden? 2 üzeri 5'ten bütün her şeyden çıkarmış olacaksın arkadaşım. Bunu da söylemiş olduk. Yine söylüyorum arkadaşlar kombinasyon da sınavda kesin çıkar. Dediğim gibi 3 permütasyon 3 kombinasyon bu kısımda yine ne yapacak arkadaşım sınavda çıkacak dedik. Ve vakit kaybetmeden geometrik yoruma geçelim. Herhangi üçü doğrusal olmayan en farklı noktadan bakın noktalarımız var böyle böyle böyle. Ne olacak? En'in ikilisi kadar doğru geçer. Nasıl yani hocam? Bakın İki tane nokta bir doğru. iki tane nokta bir doğru. iki tane nokta bir doğru. Yani her iki noktadan bir tane geçiyorsa senin buradaki muhabbetin ne biliyor musun? Kaç tane iki nokta var? Mesela kaç tane ikili nokta seçebilirim? O zaman kaç tane ikili diyorsan enin ikilisi. Aynısı üçgen için geçerli. Kaç tane üç tane kaç tane üç nokta var? Yani üç tane seçebileceğim nokta var. Dörtgen için kaç tane dört nokta seçebilirim? Dörtgen için diyorsun. Peki. Geldim buraya. Burada ne anlatır bize? Burada da yuvarlak olur, çember olur veyahut da bir doğru olur. Der ki iki tanesi doğru üzerinde olsun, bir tanesi burada olsun. O zaman ne yaparsın? Üç tane var. Üç taneden ikisini seçersin. Bir tanesi de bunun üzerinde olan bir üçgen oluştur der. Buradan da dördün birisini seçersin. Ya da der ki buradaki yedi tane noktadan üçgen oluştur der. Sen de dersin ki e, buradan iki tane alırım, buradan bir tane. Buradan bir tane alırım, buradan iki tane. Bir de buradan üç tane alabilirim diye böyle üç ayrı şekilde toplayabilirsin. Ama şöyle yapsan daha güzel. Toplam 7 tane var ya. Yedinin üçüsü yaparsın. Yedinin üçüsü olabilecek bütün üçgenlerdir. Ama aynı doğru üzerindeki şunlar var ya. Onları çıkartırsın üçün üçüsünü ve aynı sonucu da bulmuş olursun arkadaşım. Ve yine söylüyorum buradan yazılıda sorulur arkadaşım. Geometrik yorumdan yazılıda yüzde yüz çıkar. Bak yüzde yüz yazılıda sorarlar. Geldim dördüncü kısma o da Pascal üçgeniyle binom açılımı. Pascal üçgenin çok bir esprisi yok. Buradan soru geleceğini sanmıyorum ama 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1'i lütfen bilsen. Niye biliyor musun? Çünkü, çünkü arkadaşım neden bil? Bazen bunların ne anlama geldiğini bil. Mesela bu nedir? Sıfırıncı kuvvettir. Bu nedir? Birinci kuvvettir. Bu nedir? İkinci kuvvettir. İkinci kuvvetin açılımıdır. Ve bunların hepsi aslında bizim kombinasyonumuzdur. Mesela burası nedir biliyor musun? 2'nin sıfırlısı. Bu 2 nedir biliyor musun? 2'nin birlisi. Bu nedir biliyor musun? 2'nin ikilisidir. Unutma. Ve alttaki ne peki? 3'ün sıfırlısı, 3'ün birlisi, 3'ün ikilisi, 3'ün üçlüsüdür. O zaman ben şunu anlıyorum arkadaşım. Binom açılımı dediğim şey o zaman nedir? X artı Y'nin karesi ise bakın ne yapıyorsun? 2'nin sıfırlısıyla başlıyorsun. X kare Y üzeri sıfırla devam ediyorsun. 2'nin birlisiyle devam ediyorsun. X üzeri 1, Y üzeri 1 ile devam ediyorsun. Ve 2'nin ikilisiyle de olayı bitiriyorsun. Burada dikkatimi çeken 3-4 tane şey var. 1. Nedir burada arkadaşım? Açılımında en artı bir terim vardır. Neden? Çünkü 2'nin sıfırlısıyla başladığın için 2'nin ikilisi, 2'nin birlisi varsa veyahut da 4'ün sıfırlısıyla başladığın için 4'ün 4'lüsüne kadar gideceksin. E 1, 2, 3, 4 zaten 4. E bir de başında sıfırlı var. Sıfırlı da işin içinde olduğuna göre en artı bir tane terim vardır arkadaşım. Peki sabit terimi nasıl bulursun? Bakın sabit terim için buradaki bilinmeyenlere sıfır verirsen ortadan bilinmeyenler kalkar. Ne gelir geriye arkadaşım? Sabit terim kalır. Peki kat için? Bana kat sayı lazım olduğu için burada bilinmeyenler gitsin ama nasıl gitsin? Götürerek değil. Bakın burada götürerek gidiyordu. Peki nasıl gitsin? Bir vereyim de kat kalacak şekilde gitsin dedim. İşte bunu da söylemiş oldum. En önemli kısma geldim. Mesela bakın 5'in sıfırlısıyla başladın. 5'in birlisiyle açılıma gittin. 5'in ikilisine gittin. Bakın ne oldu? Sana üçüncü terimin 5'in ikilisi oldu. O zaman hangi terimi soruyorsam sana sen bu olayı yapıyorsun. Bu olay ne hocam? Bakın burada enin reelisi muhabbeti var. Her zaman her terimde bir kombinasyon vardır. Ve her terimde ne vardır? Şu altta gördüğün şey buradadır. Burada da en eksi vardır. Ve tekrar söylüyorum arkadaşım sana. Tekrar söylüyorum tekrar söylüyorum. Lütfen anlamadığın yerlerde konu videomuzu izle. Konu videomuzda çünkü çok klas yöntemlerle bunları yaptık. Bunları söyledik unutma. Bir daha söyleyelim. Üçüncü derse sana 5'in sıfırlısıyla başlayınca bir geri başlıyorsun. Bir geri başladığında da ne olur? 5'in üçüncü terim dediği için 5'in ikilisi yazarsın. Ve dikkat et. X üzeri Y üzeri bir şey. Hemen bu iki buraya gelecek. Buna da 3 kalacak. Çünkü 3 2 5 oluyor toplamı. Bunu da söylemiş olalım. Bir daha söyleyelim. Kat için 1 yazıyoruz. E sabit terim içinde 0 yazıyoruz. Aklında olsun. Oldu mu sana 4? Şimdi geldik 5'e arkadaşım. 5'te olasılık ve buradan kesin soru gelir. Bak arkadaşım, %100 kesin buradan soru gelir. Niye? Çünkü sayma olasılık konunun ismi. mi? Görüyor musun? Sayma olasılık yani. Buradan gelmeyecek de nereden gelecek? Hemen olasılığın anlamı söyleyelim. Bu ne? Probability yani olasılık olma ihtimali neyin? A olayının gerçekleşme olasılığı ne diyoruz? A'nın eleman sayısı bölü tüm durumlar diyoruz. Yani evrensel bölü bizden istenilen. İstenilen durum sayısı tüm durumların sayısı yapıyorum. Bunu unutmuyorum. Ve sen bir olaya kesinlikle olur diyorsan o kesin olaysa o birdir. Ama imkansız olay diyorsan sıfırdır bunun oranı. Ne o? bir olayın gerçekleşme olasılığı. Peki olasılığımız ne olacak o zaman? Sıfır dahil, 1 dahil sıfırla bir arasındaki elemanlar olacak. Ve unutma arkadaşım bir atış yaptığında 2 bölü 5 oranında vurma ihtimalim varsa 3 bölü 5 oranında da vuramama ihtimalim vardır. Yani vurmanla vuramaman toplamı 1'dir. Çünkü sen ne yapıyorsun? Bir şeyi ya vurursun ya vuramazsın. Yani bir atışı ya başarılısındır ya başarısızsındır. Yani ortası yoktur. O yüzden nedir? İki tane bilinmeyenin toplamı birdir. Hangi bilinmeyenler? Bir atış yaptım mesela. Adam sana der ki P A'yı vur vuramama ihtimali nedir? 1 bölü 5 der. Aa süper dersin ya. O zaman vurma ihtimalim de hemen haşırtlı burayı hemen 4 bölü 5 yaparsın arkadaşım. Geldim son kısma. Burası küme konusu arkadaşlar. Birleşim neydi? A, B'yi topluyordun. Kesimi çıkartıyordun. Aynısının tıpkısının benzeri burada da var. Tek tek yapıyorsun. Bunu söylemiş olalım. Ayrı kümelerse kesişim olmadığından dolayı bakın ne oldu? Burası aynen böyle olmuş oldu. Buradan soru gelir diye tekrar tekrar söylememe gerek yok. Yine söylüyorum arkadaşlar. Fonksiyonlar çıkarsa iki soru fonksiyon olur. Ama çoğu okulda çıkmayacağını düşünüyorum. Ama çıkan okullar için hemen fonksiyondan da bir şeyler anlatalım. Geldik fonksiyon kısmına. Ne anlatalım peki? Fonksiyonda bir tane eleman, bir tane kümem var. Bu bu küme benim için tanım kümesi. Ya fabrika gibi düşünün. Ben ne yapıyorum? Kereste şey kereste diyorum. Odun tanımlıyorum. Yani bir ağaç, kütük. Kütük tanımlıyorum. Kütüğü diyorum ki burada bu kütük şimdi fabrikaya girecek. Peki ne olacak arkadaşım? O fabrikaya kodlar yazıyoruz. Mesela kütük girecek ama kütüğü nasıl bir kodla yazıyorum mesela? Ne yap diyorum? X kare eksi 2 yap diyorum. Ha bu kodla kütüğü bir sokuyorum. Dışarı bir çıkıyor kalemler. İşte burası kalem. Ama başka bir şey olabilir miydi? Olabilirdi. Başka ne değerler alabilirdi bu kütük? Ne değerler alırdı? İşte kalem olurdu, sehpa olurdu. Ne bileyim e, dolap olurdu. Ama ben kalem seçtim. Gördüğün gibi bütün içinde ben bir görüntü oluşturdum. Neyin? Kütüğün görüntüsü. Tabii ki de ne koduyla? ...bu koduyla. Biraz daha kaba tabirle değildi. Sokak ağzıyla, kahve ağzıyla değildi. Biraz daha düzgün söyleyelim. Bir tanım kümesinden... ...bir değer kümesindeki bazı elemanlara giden... ...biz birebir eşleşmeye... ...ne diyoruz arkadaşım? Fonksiyon diyoruz. Ve burada unutma, buradakiler tanım kümesinin elemanları... ...ve karşıda gittikleri yer... ...görüntünün elemanları... ...ve biz buna da F'a, bütün hepsini oluşturduğu kümeye de... ...F'a diyoruz. Peki arkadaşım, A'da eşlenmeyen eleman olabilir mi? Hayır. Bizim bütün elemanlarımız eşlenecek ve A'daki her eleman ne yapacak arkadaşım? B'deki yalnız bir elemana gidecek. Bunu unutma. A kümesinin B kümesine ne yapar? B'nin eleman sayısı üzeri A'nın eleman sayısı kadar fonksiyon tanımlanır. Peki fonksiyon çeşitleri neler arkadaşım? Değer kümesinde boşta eleman kalıyorsa iç nedir? Peki kalmıyorsa hepsini örtüyorsa bütün elemanlar karşıdaki bütün elemanlar örtendir. O zaman bir fonksiyon ya nedir? ya örtendir. Örtense içine değildir. E i̇çine ise örten değildir. Unutma çünkü niye boşta eleman kalıyorsa içinedir. Boşta kalmıyorsa örtendir. O zaman bunun arası yok. Ya örtendir ya içinedir. Unutma arkadaşım. Her elemanın görüntüsü farklıysa mesela bir eleman birine gitti diğer eleman diğerine yine bu eleman birine giderse o birebir olmaz. Bakın ikiye bir olur. O yüzden herkes farklı kişilere giderse ben de buna birebir fonksiyon diyorum unutma. Birebirin içine örtenle alakası var mı? Hiç yok. Ama birlikte olabilirler. Birebirle örten aynı anda olabilir. Bak birebir gider ve karşıyı örter tamamen. İşte biz buna birebir ve bir örten deriz. Ama birebir olursa örten olmaz. Birebir olursa içine olmaz diyemezsin. Biz sadece içine ile örten arasındaki birebir ilişkiyi biliyoruz. Birebir da konuyla alakası çok yok. Birim fonksiyon dediğimiz kendisine eşleyen sabit fonksiyon dediğimiz yalnızca bir sayıya eşten sıfır fonksiyon özel bir sabit fonksiyon o zaman cevabım sıfır olacak doğrusalda ax artı b demek burada dikkatini bir şey çeksin bakın sabit derse burada hiçbir şey yok x yok x'in katsayıları ne olacak sıfır olacak e, ama şey derse sıfır fonksiyon derse bu sefer e, x'i x'in önündekiler değil bütün sayılar sıfır olacak aklında olsun bir de şuna dikkat f'in içinde X eksi 2 derse o zaman dışarısı da X eksi 2 olacak. ya yani Birim fonksiyon içi neyse dışı da odur. Unutma arkadaşım. Dediğim gibi buradan soru gelebilir ama e, fonksiyon gördüyseniz. İşte geldik sorularımıza arkadaşım. İşte sorularla karşı karşıyayız ve 10 soruyla başlıyoruz arkadaşlar. 10'dan geri sayalım. 10. soru. Yukarıdaki çizgiler A, B, C şeyleri arasındaki yolları temsil etmektedir. Buna göre A şehrinden harekete başlayan birisi giderken kullandığı yolları yolları dönüşte kullanmamak şartıyla, koşuluyla kaç farklı şekilde C'ye gidip A'de geri dönebilir? Kaç farklı şekilde bunu yapabilir? Nasıl yapar arkadaşım biliyor musun? Bak A'dan C'ye direkt gider. Sonra C'den de tek tek döner. C, B, A diye döner. Artı başka ne yapabilir? A, B, C'ye gidebilir. Yani içten gidebilir. Ama dönüşünü dıştan yapabilir. Artı bir de ne olur arkadaşım? A'dan B'den C'ye gidebilir. Sonrasında ne olacak arkadaşım? C, B, A diye de geri dönebilir. Aklında olsun. Peki böyle durumda ne olacak arkadaşlar? Bakın A'dan C'ye gitme durumum 1 zaten. Peki C'den B'ye 2, B'den de A'ya 3 oldu. Bunu da söylemiş olduk. Peki öbür türlü olursa ne olacak? A'dan giderse 3 tane var. B'ye gittik. 2 tane B'den C'ye gittik. 2 tane. Peki en sonunda da ne var? C'den de A'ya gideceğiz. O da bir durumdur. Artı bir de burada bu var arkadaşım. A'dan B'ye 3 yol, B'den C'ye 2 yol. Sonra geri dönüyorum. Ne olacak arkadaşım? E C'den B'ye 1 yol çünkü birini kullandım. Sonrasında da ne olacak? Bir de dönüşte de 3'ten birini kullandığım için 2 olacak. Hemen buraya baktım. 6. Buraya baktım. 6. Buraya baktım. 6 çarpı 2'den 12 toplamda da ne oldu? 6 6 12'den 24 olmuş oldu. İlk sorumu bitirdim. İlk soru çoğunlukla çoğu okulda sorulabilecek bir soru aklında olsun. İşte geldik kural sorusuna. Bazı okullarda kural sorulabilir. Bazıları da bu, bu gibi sorular çok kolay. Gerek yok. Ben biraz problem sorum der. Problem sorabilir. Hiç problem değil. Biz ne yapacağız? Çok kolay. Permütasyonun kuralı neydi? Hemen geriye doğru açıyorduk. Neyi açıyorsun? 4n eksi 1. 3 tane yaz diyor ya. 4n'den başla 3 tane yaz. 4n eksi 2. Bölü ne var burada arkadaşım? 2 yaz. 2n eksi 1'i yaz. Bir de 2n eksi 2'yi yaz. Cevabında ne olsun? 11 olsun. Şimdi çok 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 dikkat arkadaşım. Buradaki n ne? Buradaki n gitti. Dikkatini çekelim. 2 çarpı 2n Nedir arkadaşım 2 çarpı 2 en. 2, 2, 2 çarpı 2 en 4 endir. Eksi 2. 4 en eksi 2 olduğu için şu 2 ile şu adam da gitti. Devam ediyorum. Bir de arkadaşım şurayı 2 parantezine alırsan burası en eksi 1 olur. Şu 2 ile de şu gitsin arkadaşım. Burada 2 kalsın. Şimdi burayı çok dikkatli bak. 2 kere 4 8 en eksi 2 bölü Burada ne kalmıştı? N eksi 1 kalmıştı. 11'den dolayı içler burada görünmez 1 vardı. İçler dışlar yaptım. Ne geldi bana? 8N eksi 2 eşittir. Ne geldi karşıda da? 11N eksi 11 geldi. Bunu bu tarafa attım. Bunu bu tarafa attım. Bak ne oldu? Buraya atarsan eksi 11 artı 11 oldu. 11N'den de 8N çıktı. Burası 9 oldu. Burası da 3N oldu. N buradan da 3 olmuş oldu. Soru bitti mi? Evet eni soruyordu. O zaman ben de hayırlı olsun güzel bir şekilde bitirdim. Bir daha söyleyeyim. Permütasyon demek 4 enden başta 3 tane yaz geri doğru. 2 ende 2'den 2 enden başta 3 tane totalde 3 tane geriye yaz demektir. Bunu da bu şekilde yapmış olduk. Geldik 3. sorumuza. Ve 3. sorumuzda ne var arkadaşım? İşte permütasyon problemi var kesinlikle yine yazılıda fotoğraf çektirme sorusu hangi okul olursanız olur kesinlikle sorulacaktır diye düşünüyorum. Ve bu soru kesin çıkar arkadaşım. Bak bunu söyleyelim. Bu soru kesin çıkar. Unutma. Çünkü bütün yazılılarda olan sorudur bu. Anne, baba, yaşları farklı iki kız, iki erkek çocuktan oluşan altı kişilik bir aile. Ne var? İki kız, iki erkek, anne, baba. Altı kişi yaşlarda farklı. Aile yan yana dizilerek fotoğraf çektirecek. Yalnız buna göre Aynı cinsiyet olan çocuklar yan yana olması koşuluyla diyor. O zaman ben ne yaparım arkadaşım? Bak iki tane kızı paket ederim. Nasıl yani? Kol kola tutuştururum. Çünkü ne diyor? Çocuklar yan yana olacak diyor. İki tane erkeği ne yaparım ben? Paket ederim. Bunlar da bir kişi. E peki bir de ne vardı? Ana vardı bir de baba vardı. O zaman ne olacak arkadaşım gördüğün gibi? 1, 2, 3. Artık bunlar kol kola girdi mi? Bunlar da kol kola girdi. Ayrılmazlar. 1 kişi, 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi. O zaman 4 kişi, 4 kişi. 1, 2, 3, 4. 4 kişi oldu. 4 faktöriyel. Eyvallah. Devam şimdi. Bir de bu iki kız. Yaşları farklı. Birbirinden farklı kişiler olduğu için. 2 faktöriyel. Erkeklerde ne olacak? Yine 2 faktöriyel oldu. Bunun cevabını yazalım mı hadi? Yazalım. 4 faktöriyel 24'tü. 2 faktöriyel 2, 2 faktöriyel 2 olduğuna göre 24 çarpı 2'den 96 olmuş oldu arkadaşlarım. Bu işte bu kadar olay bu. Anne baba yan yana çocuklar ise yaşları büyükten küçüğe doğru sıralanacak şekilde diyor. Bakın burası çok önemli. Bakın bu soru çok cins bir soru. İyi anlayalım. Kim var mesela burada? Çocuk küçük var. Hatta çocuk 2 diyelim. Çocuk 3 diyelim. Çocuk büyük var diyelim. Ne demişti? Yaşları büyükten küçüğe demişti. O zaman şurası B olsun. Ve şu da K olsun. Büyükten küçüğe doğru sıralanacaktı. Şimdi arkadaşım bak çocukların bir sırası var. Ne o? Sırası böyle bir sıra. Yani büyükten küçüğe doğru gidiyor. Yalnız dikkat et. Babayla anne nereye gelebilir? 1, 2, 3, 4, 5 boşluğa gelebilir. İşte burası çok önemli arkadaşım. İşte burası çok önemli. Ne yapacaklar şimdi burada? Babayla anne burasını çok dikkatli. anne ile baba da bu arada ne olmasını istiyorum ben? Yan yana yani... Anne baba bu arada paket yani. Anne baba bir arada paket. Peki nereye oturabilirler? Ya buraya ya buraya ya buraya ya buraya. Ya buraya. Ne yapacağım o zaman? Bu beş yerden birini seçeceğim. Seçtim. Bir de ne yapacağım arkadaşım? Anne baba illa anne önde baba arkada mı olacak? Hayır. Onlar da yer değişebilir. İki faktör yani. O zaman iki kere beş ya da beş kere iki ne olmuş olacak? On olmuş olacak ve bu soruyu da bitirmiş olacağız. İşte çok güzel bir soruydu. Çok klas bir soruydu. Bu soruyu da bu şekilde bitirmiş olduk. Geldik bir başka soruya. Bu soruda arkadaşım unutma. Hoca bunu sorar. Hoca bunu sorar. Bunu derste yaptıysa hoca bu soruyu sorar arkadaşım. O zaman hemen yapalım. Aşağıda bir şehrin birbirini dik kesen cadde ve sokaklarının krokisi verilmiş. Buna göre A noktasından yola çıkan bir kişi yalnız sağ ve yukarıya doğru hareket ederek A noktasından C noktasına B noktasına uğramamak şartıyla. Bakın uğramamak diyor uğramamak. O zaman ben ne yapayım? İlk başta bütün yolları hesaplayayım. Sonra uğramamak kısmına bakayım. Bak arkadaşım yine söylüyorum yine söylüyorum. Konu anlatımda da söylemiştim. Sana yapmamak, uğramamak, gitmemek, işte olmaması gibi cümleler, olumsuz cümleler kuruyorlarsa o zaman ne olacak arkadaşım bu? Bu cümlelerde sen her zaman bütünden çıkartacaksın. Ne yapacaksın? Bütünden çıkartacaksın. Ne yapacakmışsın? Bütünden çıkartacakmışsın. Yapalım o zaman. Normalde A'yı görmezden gel. Ne var arkadaşım? Sağ sağ sağ. Yukarı yukarı yukarı. Konu anlatımında da yapmıştık. Altı tane yol var. Sağ 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 yukarı yukarı yukarı. Bu nedir arkadaşım? 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel tüm durumdur. Hemen yapalım. 6, 5, 4, 3 faktöriyel bakın bütüne göre büyüğü küçüğe göre açtım. Neden? Çünkü 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel var. 3 faktöriyeller birbirini götürdü. 3 faktöriyel 6 olduğuna göre hop 20 tane durumum varmış zaten benim. Şimdi çok dikkat. Bu çok dikkat. O zaman ne olacak? Bu tüm durum arkadaşım. Tümden neyi çıkaracağım? İstenmeyeni, istenmeyen. Bak istenmeyen diye yazalım. İstenmeyen durum ne? Bizden istenen uğramamaktı. B'ye uğramamaktı. İstenmeyen ne o zaman? Benden istenen uğramamaksa benden istenmeyen de uğramak olur. Peki uğrarsam nasıl olacağım? Bakın tüm durum 20 bu arada. Eksi buna bakacağız. Ben buraya uğrayacaksam ne olacak? sağa sağa yukarıya gideceğim. Yani bir sağa sağa yukarı yapacağım. Bitmedi çarpı. Bir de buraya kadar geldim şimdi. Bu sefer de sağa yukarı yukarı yapacağım. Yani şöyle mi? 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel tekrarlı permütasyon. 3 faktöriyel bölü yine 2 faktöriyel yine tekrarlı permütasyon. O zaman 3 3 2 1'de 2'ler sadeleşti. 3 çarpı 3'ten dolayı 9 oldu. O zaman istenmeyen durumum yani B'ye uğrama koşulunda 9 olduğuna göre 20 eksi 9'dan dolayı cevabım ne oldu? 11 olmuş oldu. İşte bu güzel soruyu da bitirmiş olduk arkadaşlar. Yine söylüyorum hoca bunu sınavda sorar. Geldim 5. soruma. Yine güzel bir soru. Farklı bir soru. Sınavda sorulur mu? Evet arkadaşım buradan soru gelir. Bakın buradan soru gelir unutmayın. Bunu da söyleyeyim. Bu öyle bu tarz bir soru çıkabilir. Bir sınıftan seçtiği öğrencilerden bir proje ekibi oluşturmak isteyen Ali öğretmen 6 kişilik bir ekibi A farklı şekilde 10 kişilik bir ekibi B farklı şekilde oluşturabilmektedir. Ne yapacak arkadaşım? Bir sınıftan seçtiği bir proje ekibini oluşturmak istiyor. Öğretmen 6 kişilik bir ekibi A farklı şekilde yapabiliyor. Başka ne var arkadaşım burada? 10 kişilik bir ekibi de B farklı şekilde yapabiliyor. Yalnız A da B de birbirine eşit. Yani şunu mu söylüyor bana? Diyelim ki bu sınıf mevcudu, hatta yazalım. Sınıf mevcudu bak şimdi sınıf mevcudu diyelim ki ne olsun? S olsun S. Şimdi sınıf mevcudu S ise o zaman ne diyor? S'nin altılısı 6 altı kişilik grubu oluşturuyorsun. Buna A diyorsun. E 10 kişilik grup oluşturuyorsun. Buna B diyorsun. Çok pardon. Buna B diyorsun. E peki ne diyor sana? A, B birbirine eşit. Yani S6 ile ne olacak arkadaşım? S10 birbirine eşit olacak. Aa bir dakika. Biz bunu söylemiştik. Ne zaman bu altlar birbirine eşit oluyordu? Altlar değil daha doğrusu. İki kombinasyon ne zaman birbirine eşit oldu? Altların toplamı üstü verdiği zaman. Yani 6 artı 10'dan ne olmuş olacak arkadaşım? S eşittir 16 olmuş Olacak. Bunu söyledik. Peki Ali öğretmenin kaç tane öğrencisi varmış? Neymiş? 16 tane öğre öğrencisi varmış. Öğretmen 3 kişide kaç farklı proje ekibi oluşturabiliriz? Yani seçecek miyim? 3 kişi seçeceğim. Bak seçme bu. Sıralama yok burada. O zaman ne yapacaksın? 16'nın 3'üsü dedin. 16'nın 16 3'üsü dersen 16'dan geriye say 16, 15, 14 bölü ne yapacaksın arkadaşım? 3, 2, 1 Ateşli, Bununla bu gitti. 5. Bununla bu gitti. 7. O zaman 5 kere 16. 80. 7 kere 80. 7 kere 856. Sondaki sıfırı da patlat yanına koy. 560 diye bu sorumun cevabını da güzel bir şekilde buldum. Ne yaptım arkadaşım? Öğret sınıf vasıtası Ne yaptım? Ekibimi de çok güzel 6 kişi veyahut da 10 kişi ayarladım. Biri A biri B. O zaman cevabında ne oldu? güzel şekilde sınıf mevcut 16. 16'nın üstünden de yürüdüm gittim arkadaşım. Bu soruyu da yapmış oldum. Geldim bir başka soruma. Bakın ne yaptık? 1, 2, 3, 4, 5. Yani yarısı bitti yarısı kaldı sorularımın. 6. sorudayım. Çok kallavi bir soru. Şekil sorusu sorulacaktır. Belki bu kadar zor olmayabilir ama biz zora tabi olalım ki kolaylar bizim işimizi kolaylaştırsın arkadaşım. Hemen şu programı kenara koyayım. Hemen devam edelim bakalım. Ne diyoruz? Bak şekilde verilen çemberlerin iki noktası D'nin üzerinde köşeleri şekildeki dokuz noktadan herhangi üçü üçgenlerden kaç tanesi en çok iki köşesi çember üzerindedir diyor. Bak ne diyor bize? Bir daha söyleyelim. Dokuz noktadan herhangi üçü olan üçgenlerden kaç tanesi en çok iki köşesi çember üzerindedir? Şimdi burada size ben farklı iki yöntem göstermek istiyorum. Birincisi bak ne diyor? En çok iki köşesi çember üzerindedir diyor. O zaman en çok iki dediğine göre hiç çember üzerinde olmayabilir mi? Hayır, öyle bir durum olamaz. Çünkü neden? Bize ne olabilir arkadaşım? Oraya dikkat et. Köşeleri hiç hiç çember üzerinde olmazsa zaten doğru üzerinde olması gerekiyor. O zaman o da üçgen olmaz. O zaman ne olacak? Bir köşe nerede olsun? bir köşe çemberde olsun. Bak bir köşe çemberde olsun. Peki bir köşesi çemberde ise o zaman ne olacak? Bir. Ne yapacağım? Bir, iki, üç tane var. Bak bir, iki, üç tane var. Yani doğrudan haricinden bahsediyorum. O zaman ne yapacağım? Üçün birlisi yapacağım. Çarpı. Bakın çember üzerinde bunlar bunlar çember üzerinde olur ya. O işime gelmez. Bir, iki, üç, dört tane yapacağım. Buraya da dördün birlisi diyeceğim. Bunu yaptım. Artı bir de ne olabilir biliyor musunuz? Üçün ikilisi. Üçün ikilisi. Ne bu da? İki köşesi çember üzerinde olabilir. Bakın iki köşe çember üzerinde olabilir. Bunu da söyleyelim. İki köşe çember üzerinde olabilir. Hatta buraya nokta koyalım. İki, iki köşesi çember üzerinde olsun olur. Yine bu üç noktayı alıyorum. Üçün ikilisi. Bu sefer ne olacak? Bu arada ha bu arada şunu yanlış yazmışız. 3'ün birlisini aldık. Bu 4 noktadan da şu 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 4 noktadan da ne yaptım? İkisini alacağım. Onu karıştırmışız bir an. Devam edelim. 3'ün ikisini aldıysak 1 2 3 taneden ikisini aldım. Geriye de yine 4 noktadan biri gelecek elime. Bitmedi arkadaşım. Bitmedi. Çok dikkat. Bir de ortak nokta vardı burada. Şu ikisi ortaktı. Ortaklardan birini alırsan ortak olmayanlardan da birini alırsan Yine çember üzerinde 2 tane olur. Bu sefer ne yapacaksın? Bir de yine 4 noktadan bir tanesini alacaksın ve olayı bitireceksin. Kapat bakalım olayı arkadaşım. 4'ün üçlüsü şey 3'ün birlisi 3, 4'ün ikilisi 6. O zaman hop 18'i patlattım artı. 3'ün ikilisi 3, üç, 3'ün birlisinin aynı. 4'ün birlisi 4. Hop 12 iki, tamam. 2 3 da 2 x 3 6, 4 kere 24 oldu. Buradan da cevabım ne olmuş oldu? 54 olmuş oldu. Şimdi bakın bu birinci yolumuz olsun. Birinci yolumuz olsun. İkinci yol da şöyle olsun. Hatta yazalım şuraya. İkinci yol. Yani second way. Ne diyoruz arkadaşlar? O zaman şöyle mi diyoruz? 9'un üçlüsü. Tabii ki de bütün üçgenleri yaptım arkadaşım. 9 taneden üç tanesini yaptım. Ama dikkat edin. Bunun üzerindeki 6 taneden 3 tane 3 tane seçersen bu oluşmaz. Buradan seçersen şu doğru üzerinden bir kere üçgen olmaz. Bir şartım daha var. O da üç köşesi çember üzerinde olanları çıkartacağım. Bak üç köşesi çember üzerinde olanlar beşin üçüsünü çıkartacağım. Neden? Çünkü bize en çok iki köşe diyordu. O zaman en çok iki köşesi ya 1 ya 2 olacak. Yani hiç olmama durumu zaten üçgen oluşturmuyor. Bir de hepsinin üçgen üzerinde olması, şu 5 şeyin üzerinde olması da ne olacak? Bizim istenmeyen durumumuz. Bir daha söylüyorum. Ne diyordu bana? iki köşesi en çok iki köşe diyordu ya ya bir ya iki olabilir ama üç olamaz zaten hiç olmadığı durumda yok. O zaman bu ihtimali de çıkartıyorum. Herhalde bir üç kere dört kere söyledim. Dokuzun üçlüsü nedir arkadaşım o zaman dokuzun üçlüsü? Hemen söyleyeyim dokuzun üçlüsünün ne olduğunu. Şurada yapalım. Dokuz, sekiz, yedi bölü üç, iki, üçler gitti. Üç, ikiler gitti. Dört, dört kere yedi, yirmi sekiz. Üçle çarparsam ne olmuş olur? 84 olmuş olur. Bakın ilk olayım 84. Eksi 6'nın üstüne 6, 5, 4, 3, 2, 1 ateşle. O zaman ne oldu? Bu da 20 oldu. 5'in üstünü zaten ezbere biliyorum. O da 10'du. O zaman ne olmuş oldu? 80, 64, 84, 64, 54 olmuş oldu. Bunu da halletmiş olduk. Gördün mü? Bu da ikinci yol. Hatta bu çok pratik. Bu da aklında olsun. Bakın yine ne yaptım? tüm durumdan tüm durumdan istenmeyeni çıkarttım. Bunu da böyle yapmış oldum arkadaşım. Geldik bir sonraki soruya. İşte bir sonraki soru için ne diyorum arkadaşım? Kesin çıkar. Bakın yüzde yüz çıkacak. Kesin çıkacak bir soru. Çünkü bu bir kombinasyon sorusu. Bu bir binom açılım sorusu. Bu bir kat ve üst sorusu. Kesinlikle bu çıkacaktır arkadaşım. Unutma. Hemen bakalım ne diyebiliriz? Nasıl yapabiliriz? ifadesinin açılımındaki bakın x kare var 2y var üzeri n var. Terimlerden biri x üzeri 4 y üzeri 4 olduğuna göre bu ifadenin açılımında kaç terim vardır diyor. Bismillah diyelim bak şimdi iyi izle. Ne yapacaksın arkadaşım unutma unutma unutma. Her zaman bir kombinasyon vardır. Her zaman birinci terim vardır. Her zaman ikinci terim vardır. Ve bunların da bakın üssü n olduğu için buraya en gelir. Bakın burada bir burası boşluk kombinasyonun altı. Bir üst boşluk bir de burası boşluk. Şimdi bunları dolduracağım. Nasıl? Benden x üzeri 4 diyorsa üstün üstü çarpma olduğu için bir kere demek ki üstüm 2'ymiş birinci üstü. Bunun üstü 4 arkadaşım demek ki bunun üstü 4'ten geliyor. Bu ikisinin toplamı hop burayı veriyor bana her zaman. Ve buradaki mevzu da buraya geliyor. Bilmece bulmaca. İşte soruyu kondurmaca. Bak iyi izle. X karenin karesi x üzeri 4. Demek ki üstün üstü çarpma olduğu için buraya 2 demem lazım. E, y'nin üzerinde 1 var. 4 olması için üstü 4 olması lazım. Bu 4 buraya gelecek. Üstler toplamı da üstü verecek. İşte bak bütün olay bu. Bütün olay bu. Olmak ya da olmamak. Bu formülü bilmek ya da bilmemek. İşte bütün olay bu. Devam edelim. Hemen İngiliz edebiyatından bir Shakespeare'den hemen bir kısa bir şeyi söyledik. Bir rol çaldık. Hemen devam edelim matematiğe. Devam edelim. Bak şimdi arkadaşım ne var? Hemen söyleyelim burada ne var? O zaman benim enim 6. Altı. Enim 6 ise yani üssüm 6 ise 6 artı 1'den dolayı. Neden 1 hocam? 6'nın sıfırı size başlıyorum. 6'nın 6'sına kadar. 6'nın 6'sına kadar 6 tane var. 6'nın sıfırlısını da yazdım. 7 tane benim neyim vardır arkadaşım? 7 tane terim vardır. Bir dedi ki baştan üçüncü diyor. Bak baştan 3. diyorsa arkadaşım hemen bir kombinasyonum var. X karenin üssü var. 2 y'nin üssü var. Şimdi bak dikkat dikkat dikkat. Bir kere burası nereden geliyordu? Üstten. Üçüncü terim diyorsa 0, 1, 2. Sen 2'ye bakacaktın. Bu aşağısı 2 ise hop burası da 2 idi. Peki üstler toplamı üstü mü veriyordu? Evet o zaman burası da 4 mü? Çok güzel. O zaman 6'nın ikilisi. 6'nın ikilisi nedir arkadaşım? 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1. Bir. İkiler birler gitti. 3, 15. O zaman burası 15. Çarpı x üzeri 8 çarpı 10 pardon ne 16 2 üzeri 2 4 4 4 y karede etmiş oldu. O zaman hemen toparlayalım şunun ağzını burnunu. 15 4 ile çarparsam 60 burası ne oldu? x üzeri 8 burası ne oldu? y kare olmuş oldu. Ve bu güzelim soruyu da bitirdim. Ne dedim? Buradan %100 buradan soru gelir arkadaşlar dedik ve bunu da bitirmiş olduk. Geldim bir sonraki sorum arkadaşım. Ne var burada da? A var. A kümesi elemanları oluşturuyor. Farklı özdeş kartlara koyuluyor. Çift olma olasılığı diyor. Hemen bu soruya bakalım. Bakın çok güzel bir soru. ...işte burada da ben sana şunu söylemek istiyorum. Buradan kesin soru çıkar demiyorum ama ...yazıldığı bu sorulur yani. Neden sorulur biliyor musun? Çünkü bakın bunu permütasyonda da bir aslında. Ne yapıyorum? Üçlü, üç basamaklı rakamlarla, üç basamaklı rakamları farklı tüm doğal sayılar yazacağım. Bir de arkadaşım unutmadan söyleyelim. Bir de ne yapacağım çift sayı olma olasılığı diyor. Yani bir de çift olma olasılığını hesaplayacağım. Yani permütasyon gibi ama olasılık sorusu. Peki nasıl yaparız? Onu düşünelim. Bir kere bana ne diyor? Bana çift olma durumunu soruyor. Peki neyin? Ben ne diyeceğim o zaman? Probability çift Hemen ne yapacağım? Evren Selim'in ne olduğuna bakacağım ve de buradan da çift olabilme durumuna bakacağım. Hemen hesaplayalım arkadaşım. Çiftten önce ben bir alt tarafı hesaplayayım. Alt taraf ne? Evrense. 1, 2, 3. Ne diyor? Kümesin elemanları kullanarak 3 basamaklı rakamları farklı diyor. İlk kısma ne gelir ilk kısma? 5 tane. E 6 rakamdan 0 gelemediği için 5'i koydum. Diyelim ki 2'yi koydum. Artık 0 gelebiliyor. Yine 5 tane. Devam ediyorum. 2 tane rakam koyduğuma göre şimdi son rakamımda da 4 tane olacak. 5 kere 4 20. 5 e, kere 5. 5 e, kere 4 20. 5 çarparsam 170 oldu. O zaman benim alt tarafım 100. Bunu bunu hallettim. Şimdi geldik asıl mevzuya, asıl cıdık olan yere. Ne o arkadaşım? Yani bir sıkıntı yere geldik. Rastgele çekilen bir kartın çift olma sığı. Bakın 0 baş, so başa gelemiyor ama sona gelmek isteniyor. O zaman iki kere 0 bana sıkıntı çıkartıyor mu? O zaman ben de iki tane durum yazıyorum. Bir nedir arkadaşım Sıfırın olduğu durum. İki nedir arkadaşım 2 ile dördün olduğu durum. Peki bir sıfır varsa buraya ne gelir? Bir. Geriye beş tane kalır. Geriye dört tane kalır. Hop buradan ne olur arkadaşım? Yirmi tane durum olur. Artı artı iki veya dörtten biri gelecek. Yani iki ihtimalim var. Başa sıfır gelemediği için bir taneyi kullandığım için geriye dört tane kalacak. Şimdi sıfır gelebildiği için biri gittiği için dört kere dört on altı. Buradan da ne oldu? Otuz iki olmuş oldu. O zaman ne olmuş oldu? 32 olmuş olduysa bizim de cevabımız 52 olmuş oldu. Olayı bitirdik. Çok da güzel oldu. Çok da iyi oldu. Ama soru bitmedi tabii ki de. Ne olacak? 52 bölü 100 olacak. Buradan da gerekli sadeleştirmeyi yaparsak 4'e bölersek 52'yi 4'e bölersen 40'ı bölseydin 10'du. 12'yi böldün 13. Şey 12'yi böldün 3. 10 artı 3 13 oldu. Peki burası ne olmuş oldu? 100'ü 4'e bölersen 25, 25, yapmış oldum. Bunu da söylemiş oldum. Geldik son iki soruma ve ne dedim arkadaşım burada sana? Dedim ki fonksiyon yaptıysa hocam soru sorabilir. Bir tane genel kurulum var. Bir de arkadaşlar ne var? Özel bir sorum var. Onların ikisini de yapıp yazılı provamızda bitirmiş olacağız arkadaşlar. Hemen ne diyor? Bir tane küme var. 5 elemanlı. A'dan A'ya tanımlı fonksiyon var. Biz ne demiştik arkadaşlar? Kaç farklı fonksiyon tanımlanabilir? B üzeri A'ydı. Zaten bu B dediğim 5. Bu da 5. Aynı şey olduğunu üzere. 5 üzeri 5 olmuş oldu. Bu arada 5 üzeri 5 ne? 5 kere 5 25. Bir tane daha 5 yaşayacak. 125. Bir tane daha başlayacak. 625. 625'i de 5 ile çarparsın arkadaşım. 600'ü çarpsan 3000 eder. Artı 125 3125 olarak da bunun cevabını bulmuş olduk. Peki kaç farklı birebir fonksiyon olabilir diyor? Şimdi dikkat arkadaşım 1 2 3 4 5. Burada ne var arkadaşlar? 1 2 3 4 5. Birebir olması için ne yapmam lazım arkadaşım? Ben bu elemanı buna götüreceğim. Peki birinci eleman kaç farklı elemana gidebilir? 5. E geriye kaç tane kaldı? 4 tane. İkinci eleman dört kişiye. Üçüncü eleman 3 üç kişiye. Dördüncü eleman iki kişiye. Ve sonuncu elemanda 1 bir kişi kalır. Ona gider. Bu da 5 faktöriyeldir arkadaşım. 5 faktöriyelinde 120 olduğunu çok çok iyi biliyorum. Şimdi bana sorduğu bir mevzu daha var. O mevzu da şu. Her x eleman a için her x eleman a için ne olacak? fx küçüktür. x artı 2 koşulunu sağlayan kaç farklı f fonksiyonu tanımlanabilir diyor. Hemen ben ne yapacağım? X'e 1 için diyeceğim. Bak x1 için ne olur x1 için? F1 küçüktür 1 artı 2'den dolayı 3'müş. Peki arkadaşım f2 için düşünürsem f x'in yerine 2 koyarsam f2 küçüktür 4 mü? Devam. Bir de neyi koyayım? 3 koyarsak ne olacak? F3 küçüktür 5 mi? Sonrasında ne oldu arkadaşım? Hemen şuraya yazayım. F4 koyarsam F4, F4 küçüktür dedim mi? Dedim. Sonrasında da F5 küçüktür. Ne olacak arkadaşım? 7 olacak. Bakın şimdi çok dikkat edin. Bu koşulu sağlayan kaç farklı fonksiyon vardır diyor. Bir kere F1'in 3'ten küçük olma durumu. Zaten benim elimdekiler bunlardı. 1 ve 2 olabilir. 2 durum. F4, F2'nin 4'ten küçükse onun olma ihtimali 3 durum. Devam ediyorum. F5, F3 5'ten küçükse o zaman 5 olamadığı için 4 tane var. F6 nedir arkadaşım? F6'da şey F4 nedir? Hep aynı hatayı söylüyorum. F4 nedir? 6'dan küçüktür. O zaman o da 5'tir. Ve de zaten 7'den küçük olması da yine 5'tir. O zaman 5 kere 5, 25. 4 ile çarptım. 100, 300, 600 tane farklı ne olacakmış arkadaşım? Bu koşulu sağlayan olacakmış. Zaten benim toplam kaç tane ben fonksiyon yazabiliyordum? 3125 tane. O zaman burada ne oldu arkadaşım? Burada da 600 tane yapmış olduk. Yine söylüyorum arkadaşım. Yazılda fonksiyon varsa bu soru yazılda çıkar. Bunu da yazılda %100 sorarlar diye ben de söylemiş olayım arkadaşım. Ve artık sözü fazla uzatmayayım. Son soruma gelmiş olayım. Şimdi arkadaşlar gerçek sayılarda ilk önce şunu bir daha söyleyeyim. Çünkü yayın bitmeden söylemiş olalım. E, gözüme çarpıp duruyor. Yanımda duruyor ya. E, gözüme çarptığı için bir kere daha söyleyeyim. Ben çok beğendim bu e, kitapçı Birinci ve ikinci yazılı e, kitapçığımızı. Yazılarda yüksek not alma hedefleyenler için tasarlanmış diyor. Gerçekte yüzde de milli eğitim müfredatına ve sorularına uyumlu. Ve ben burada gözüm şuna çarptı. Müthiş bir e, renk uyumu ve burada müthiş bir şekilde böyle parça 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 konuları anlatmış. Mesela tarihte var, iskan politikası var, batıdaki gelişmeler. Hemen böyle küçük küçük anekdotlarla anlatılmış. Mesela matematik kısmı da on numara. Zaten burada söylemiştim. Bakın matematik kısmında bugün yazılda sorarlar dediğim yol sorusunun bir başka formatı var. Ve mesela permütasyon sorusunun bir başka formatı var. Bunların hepsi güzel güzel hatta ve hatta gördüğün gibi karikatüze, karik karikatürize edilmiş bir şekilde bu da var. Unutma arkadaşım yine söylüyorum otobüste giderken kullanırsın hatta ve hatta e, yatarken kullanırsın. Ne bileyim her yerde kullanırsın. Bir de Buradan ödev veriyorduk ya, ben olsam sinyenizde ödevleri şöyle bir kontrol ederim. Mesela baştan başlarım. 56'da var mı? 57'de, 58'de sorun var mı? 59'da sorun var mı? Bakın süper bir şekilde olasılıkla ilgili yine aynı şekilde taramamı yaparım, 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 yaparım. Mesela bakın şu soru tam bir yazılı sorusu yani. Şurada bir tane e, şey vardı, dart tahtası var. Bak hatta yazıldıktan sonra hocam bunu sordular diye de so söyleyin bana. Dart tahtası tam bir yazılı sorusu arkadaşım. Ve mesela şu şekiller kesinlikle yazılıda bir tane sorulacak. Ya böyle ya böyle. Unutma arkadaşım. Ve burada en önemli şey ünite sonunda yine söylüyorum yazılı kısmı var. Bu yazılı kısmını da kesinlikle yapın dediğim. Sözü fazla uzatmayalım. Kitaplarımızı bir kez daha hatırlattıktan sonra ödevlerimizi bir kez daha hatırlattıktan sonra artık son soruma geldim. Gerçek sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları doğrusal fonksiyonlar. Yani ne var? x var yanında da sayı var. Yani ax artı b şeklinde yazılacaklar. Ve de h fonksiyonu da sabit fonksiyon. E peki ben bunu biliyorsam ve burada bir format var. Bu ax artı b'ydi. Bu da sabit fonksiyon olduğu için bir c'ydi. E fx o zaman ortaya çıktı. Ben gx fonksiyonuna ax artı b dersem peki hx fonksiyonu ne olacak benim? hx fonksiyonunda sabit fonksiyon c ise bakın bu ikisinin toplamı fx'i veriyormuş. O zaman fx'i ben gözüm kapalı ne yazarım? Gx fonksiyonunu yazdıktan sonra ne yazarım arkadaşım? Burada bir de c'yi koyarım. Bak c'yi koydum. Olay bitti. E bakın bu da bir doğrusal fonksiyon mu? Evet. X var. Bir de yanında sabit var. Sabitim sadece g'den farklı bir de c olmuş oldu. Olayı bitirmiş oldum. Şimdi çok dikkat. F1'i yaz bana diyor. F1'i yaz bana diyor. Yazalım F1'i. F1'i yazarsak ne olacak arkadaşım? Hemen yazalım. F1 dediğim şey yazarsam ne olacak? A artı B artı C olmuş olacak. Ve buna ben 4 diyeceğim. Bir de G'nin yerine G'deki X'in yerine eksi 1 yazarsam bu da ne olur? Eksi A artı B olur. Bunun da cevabı 4 olur. Şimdi çok dikkat edin. Buraya kadar yaptık. Ve burada da şunu söylüyorum arkadaşım. Dikkat et. F0 derse bana. F0 nedir? X gider. Hemen söyleyelim. Bak. F0 eşittir. X gitti. Yani A çarpı 0 artı B artı C oldu. Buradan da ne biliyorum ben? F 0 eşittir. B artı C'ye geldi. Devam ediyorum. G 0'a bakarsam da G 0'da da ne olacak arkadaşım? A çarpı 0 artı B olacak. E peki o zaman G 0 ne olmuş oldu? G 0'da direkt B olmuş oldu. E bana bunların toplamını soruyor birader. O zaman ne olacak? F 0 artı G 0 eşittir. B B 2 B artı C olmuş olduğu. E arkadaşım e bana 2B ve C lazım. E bakıyorum A eksi A. B, B, C. A taraf tarafı topla. Toplarsam ne oluyor? Çat çat. Ne oldu? bb 2B. E, burada bir de artı C var. Etti mi sana 8? E, zaten benim sorumda e F0 artı G0'da cevap da 2B artı C miydi? Evet. 2B artı C'di. O zaman Ne oldu? 8 olmuş oldu. Ve böylelikle de yazılı provamı bitirdim. Dediğim gibi arkadaşım bu sorudan sorulacaksa ben bu soruya yine kesin çıkar diyorum. Çünkü fonksiyon sorulacaksa doğrusalı ve sabit fonksiyonu sana sorduracaktır hocam dedim. Ve son olarak bir kez daha takvimi gösteriyorum. Arkadaşlar matematikle mükemmel bir başlangıç yaptık. Güzel bir cumartesi günü, güzel bir hafta sonu, yazılıya hazırlanmak için çok güzel bir zaman. Saha futbol oynamaya elverişli derler ya. Şu an gerçekten yazılıya elverişli bir pozisyondayız. Ve sonrasında FKB geliyor. Sonrasında da Sözeller var. İngilizce din kültürüyle de yazılıya hazırsın. Tonguç Plus'ta da canlı yazılı provaları ve her branşta da 3 adet yazılı seni bekliyor arkadaşım. O zaman ne diyoruz? Sözü fazla uzatmayalım. Arkadaşlar işte ödülü soru. Kanala abone olmayanlar abone olsun. Yorum yapmayı unutma. Like butonunu kırmayı unutma. Daha önemlisi sizleri sevdiğimi hiç unutmayın. Yani sizleri çok sevdiğimi hep aklınızda olsun. O zaman ne diyoruz? Sınavda başarılar.